Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese iyi akşamlar. Mart ayı gökyüzü enerjilerini sizlerle paylaşacağımız astroloji, sanat, magazin dolu programa hoş geldiniz. Çok değerli konuğum, başarılı iletişim danışmanı ve yazar Özgür Aras bizlerle birlikte. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın? Seni görünce daha iyi oldum, sen nasılsın? Niye gülüyorsun? Hayalime bak, kırışacağım senin yüzünden. Şimdi bunları açıklarsam magazine malzeme vermiş oluruz diye değil düşünüyorum. Tamamen mutluluktan diyelim. Mutluluktan. Boks yapalım mı, boks maçı? Yapalım, ne zaman istersen. Şampiyon ben. Şampiyon belli, ikinci kim diyorum ben? Ben de Hodri Meydan diyorum. Nerede? Ne olacak, bir şey söyleyeceğim sana. Bak, şimdi ne kadar boks yapıyor olsan da, başarılı da olsan, ben şimdi o boks eldivenin içine hapşurup tozlarını koyup onları da deyip vurduğumda seni hapşurtarak yenebilirim. O yüzden lütfen benimle bu konuda yarışma. Ben sana Hodri Meydan diyorum. Hinliklerine de eyvallah diyorum. Tamam. Nerede, ne şekilde istiyorsan. Okey, ben de kabul ediyorum. Şampiyon tamam. Belli, ikinci kim dedim ben. Sevgili sana. İzleyiciler, şahitsiniz. Yeri ve zamanı söyle. Her türlü hileye, entrikaya hazır bir şekilde eldivenlere giyip gezeceğim karşına. Tamam, okeydir. Neler oluyor burçlarda? Kova burcunu anlat bana. Çok ihtiyacım var. Uzun zamandır beni ihmal ettin. O yüzden bak, konuşamadı da. Evet, gerçekten iletişim danışmanı olduğu buradan belli. Ama ben yine ağzımı açmamayı tercih tamam, ediyorum. Okay. Sen anlat işte, Kova burcunda ne var? Anlatayım. Mesela Koç burcunda neler var? Benim merak ettiklerim bunlar. Evet, sizler buradan gereken mesajları alırsınız değerli izleyiciler. Kovalar bir kere Temmuz ayından bu yana geçtiğimiz yılın bir dizi sınavdan geçtiler. Yanlış yaptılar, yanlışlarla mücadele ettiler. İş hayatlarında, özel hayatlarında, gökyüzü Kova Aslan aksındaki tutulmalarla birlikte bir dizi sınavdan geçirdi. Doğru bildikleri yanlış, yanlış bildikleri doğru çıktı Kova burçlarının hayatında, Kova ve Aslanların. Bu dönem 2019'da başlayan tutulmalarla birlikte aslında kendi doğrularını başkalarının hiç tahmin etmediği insanların aracılığıyla fark ettikleri, kendi hayatlarından istedikleri şekilde beslenen, müsaade ettikleri, onları yanlış yönlendiren insanların farkına vardıkları enerjilerle karşı karşıyalar. Bir uyanış dönemi diyebiliriz. Kovalar için pırıl pırıl bir dönem aslında. Özellikle Mart ayı enerjileri Haziran sonuna kadar işle ilgili konularda yapmak isteyip yapamadıkları, engellendikleri pek çok noktada özgür olacakları, içlerine sinenin, başkalarının eleştirilerini duymaksızın ortaya koyarak başarılı projelerin altına imza atacakları özel bir dönem. Sadece ailevi konular, aile büyükleri, aileye ait taşınmazlar, ailenin sağlığıyla ilgili konularda beklenmedik ani durumlar kovaları bir dizi sınavdan geçirebilir. Ellerinden geleni yapmalı ama kendi hayatlarının merkezinde değerlerine sahip çıkmalılar. Aksi takdirde aynı anda birden fazla şeye yetişmeye çalışırken aynı moleküller gibi parçalanırlar ve onları toparlamak çok güç hale gelir. Koçlar aşk hayatlarında şanslı enerjilerle dolu bir sürecin içerisine giriyorlar. Uzun süredir tanıdıkları insanlarla ilişkileri farklı bir boyut, özel bir durum kazanabilir. Özgür Aras'ta olduğu gibi. Ne güzel. Arkadaşlığın aşka döndüğü enerjiler söz konusu. Fakat dengesiz davranışlardan uzak durmalı. Başkalarının yalan yanlış söylemlerini doğru kabul edip kendilerine çekimsel bir tavırla sınırlandırmamalılar. Olabildiğince duygularının, kalplerinin sesine kulak verirlerse aşk hayatlarında devam eden beraberlikler, evlilikler ve yeni başlayan ilişkilerde koçlar için olumlu etkiler söz konusu. Fakat iş hayatlarında seçimlerini çok doğru yapmaları gerektiği noktasında bu ay gökyüzü uyarıyor koçları. Başkalarıyla yarışa girerken kendilerinin sahip oldukları özel şeylerden mahrum kalmak istemiyorlarsa ani kararlarla keskin iş değişikliklerine, bilmedikleri alanlara yönelmeye izin vermemeleri gerekli. Otokontrolü elden bırakmamalı. Aşkta da olumlu enerjilerde yüzleri, yürekleri gülmeye başlamışken
dengede kalmaya özen göstermeliler diyebiliriz. Koç burcu kişisiyle aşk hayatınızda mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim inşallah. Evren de duysun. Evren de duysun. Zaten yazdığınız kitabı aşk üzerine. Mutlu aşk da var. Mutlu şimdi yeni bir şeyler var. Yazmaya başlayacağım. İçimde o şeyler, cümleler dönüyor ama bir türlü oturup bilgisayarın başına hayata geçiremedim ama içimde yine aşkla ilgili bir şeyler dönmeye başladı. Hemen başka bir soru soracağım. Şimdi son bir yıldır magazin dünyasında böyle bir kargaşa, kakafoni var. Çok. Ve hep şey nefret üzerine. Maalesef. Yani nefret insanı zehirler, ölümüne nefret insanı zehirleyeceğini biliyorum ama gökyüzünde neden böyle bir şey oluyor? Nedir bunun şeyi? Hatırlarsan bir sene önce bir makale paylaşmıştım. Ünlüler, liderlerle ilgili konular. Aslan Burcu direkt onlarla ilişkili. Ve ay güneş tutulmaları astrolojinin en önemli faktörleri. Kova Aslan aksında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları ile birlikte özellikle o veya bu şekilde ünlenmiş insanların geçmişle ilgili meselelerinin, sırların ortaya çıkması, gerçek yüzlerinin dökülüp saçılması, hırsın, öfkenin ateş gibi birbirlerine sıçrayarak büyüyeceğini gökyüzünün rehberliğinde ifade etmiştik. Tutulmanın yansıması aslında liderler, sanat camiası, ünlü isimlerin hayatlarında sağlık problemleri, trajediler, ben bunu yaşamam dedikleri pek çok şeyi yaşamalarına sebebiyet verdi. Son tutulmada Ocak ve Şubat ayında gerçekleştiği için yine bu döngüde de ünlü isimler, tanınan bilinen kişiler ve liderlerle ilgili konularda bu hassasiyetler devam etmekte. Ama sen çok yakından biliyorsun ki ben her zaman derim, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir söylemi var. Bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Herkesin evet. Bakmadığı yönden bak dünyaya. Öfke için bu da ne demiş? Öfke bir ateştir. Zehri kendin içip karşısındakine ölmesini beklemek gibidir. Hayat seçimlerimizden ibaret. Sadece anne babamızı seçme hakkımız yok. İşimizi, eşimizi veya yapmak isteyip yapmak istemediğimiz her şeyi hür irademiz ve seçimlerimizle belirliyoruz. Sen çok daha iyi biliyorsun ki tanınmış insanlar, sanat camiası demeyelim bunu ama çok hırslı olabiliyorlar. Anlaşabilecekleri yerde bir anda sağdan soldan duyduklarıyla öfkeye kapılıp adına popülerlik kazanmak diyelim veya ön plana çıkmak, haklı olmak adına büyük haksızlıklar yapıyorlar. Gökyüzünün mesajları çok açık ve net. Ama bakmakla görmek birbirinden çok farklı kavramlar. Tamam işte ama ölümün olduğu bir dünyada bu nasıl olabilir? Ve evren hep aynı şeyi söylüyor. Allah da yaşadığını ve yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Ölmezsin bu dünyada. İşte burada ne devreye giriyor Özgür? Bizim hepimiz, hiçbirimiz melek değiliz. Şimdi ben kalkıp sana hızlıca bir tokat atsam, sen bir sarsılacaksın ama bana niye tokat attı diye sen de bana saldıracaksın. Bu insani bir eylem. İçimizdeki iyi de var, kötü de var. Maalesef ki insanlar hiç ölüm yokmuş gibi veya yaptıklarıyla hiç yüzleşmeyecekmiş gibi maalesef ki işlerindeki kötüyü besliyorlar. Kendilerine zarar verdiklerini göremiyorlar. Hırs çok tehlikeli bir şey. Ateşten bir gömlek. Ona kapılıyorlar. Bir de etrafında seni yanlış yönlendiren, kışkırtan, sen haklısın bak bunu böyle yapmalısın deyip kalplerinin sesini susturunca kişiler maalesef ki öfke, kötülük hakim oluyor. Ondan sonra şikayet etmeye başlıyoruz. Niye başarılı değilim, niye mutlu değilim, niye böyle oluyor? Bazen mesela hep beni mi buluyor dediğim şeyler var. Aşırı sabırlı olmak, aşırı iyi niyetli olmak, aşırı kötümser olmak, aşırı kızgın olmak da iyi bir şey değil. Demek ki alma verme dengesini sağlamak lazım. Bu noktada da gökyüzü öfkelenmemize, ay büyüdüğü zaman dolunay fazında daha gergin hissediyoruz değil mi hepimiz kendimize? Bunu da biliyoruz. Dolunay zamanları koç, aslan ve yayda olduğunda gergin, huzursuz hissedebiliriz. Biraz susma iradesini ortaya koyabilmemiz lazım. Her zaman her şeyi konuşup her zaman her yerde haklı olmak mümkün mü? Susmak da bir yerden. Ama insanlar
tek kaybedilen yarışın zamanla olduğunu unutuyor. Zamana meydan okuyor. Öfke ateşinin fitilini bir yakıyor. Aynı şekilde de karşılık buluyor. Yanardağ patlamaları. Aslında kıyamet her gün oluyor. Ben sana haksızlık yaptıysam, sen bana haksızlık yaptıysan illa bu senin yanına kar kalmayacak. Yaşadığımızı yaşatmadan bu dünyadan gitmek yok. Yok. Ama ölümü yaşamamış, anı yaşamak da güzel bir şey de. Anı yaşarken değerlerinden uzaklaşmamak çok daha özel bir şey. Aslında bizim bunu yapmamız lazım. Emeklemeden yürümek, çalışmadan para kazanabiliyor musun? İşte. Yani tabii ki şöyle bir şey benim inancıma göre. İyilik her zaman kötülükten bir puan önde. Kesinlikle. Yani iyilik her zaman kazanır. Aynen öyle. Biraz daha bu dönemde de uzlaşmacı olmak lazım. Hatalar yaptıysak kabul etmek gerekli. Geçmişi affetmek, değiştirmek mümkün değilse affedilmekte zorlanılan konularda bile Yüce Yaradan affediyorsa affedersin ama çizgiyi çizer, mesafeni koruyarak ilerleyip bir yanardağ oluşumuna, küçük bir kıyametin kopmasına izin vermezsin. İnsanlar zannediyor ki affetmenin veya yanlış yapıldığında özür dilemenin veya işte o arabuluculuk yaparak dengeleri sağlamaya çalışan insanların seni zayıf düşürdüğünü. Hayır arkadaş, böyle bir şey yok. Hayatta kızmak da, sevmek de, ağlamak da her şey bizim için. Bizim için. Ama bu dengeleri idrak etmek lazım. Hayata bakış açın ne? Amacın ne? Ben sana sorayım mesela Özgür Aras'ın amacı, hayat amacı ne? Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hayatta iyiliğin kazanacağını düşünüyorum. Ne kadar iyi olursan, yani benim Ümre ziyaretlerinde de gördüğüm birlik, beraberlik, hani yapıcı olmanın her zaman insana manevi olarak da haz verdiğini biliyorum. Ama işte içinde olduğun sosyal ortam, iş çevrendeki bu kakafoni insanı mutsuz ediyor. Ve mutsuzluk sana yansıyor. İşte vallahi bu dönem ne zaman, nasıl geçecek onu merak ediyorum. Bu dönem Nisan'ın sonuna kadar devam edecek. Umarım, rahmetle anıyorum Vatan Şaşmaz'ı. Trajedilerden konuşmaktan hiç hoşlanmam ama o dönemdeki gökyüzü enerjilerini birlikte çalışırken paylaşmıştım hatırlarsan. O dönemde ne oldu? Büyük bir kaos oldu. O süreçte yaşananları hatırlamalı. Herkes kimseye hesap vermek değil, kendimize hesap vereceğiz, kendimize dürüst olacağız. Aynaya baktığımız zaman gerçekten gözlerimizde vicdan azabı çekmiyorsak, hatalar yaptığımızı düşünüyorsak, geliştirmemiz gereken yönleri fark etmemiz lazım. Olmadı, madalyonun diğer tarafından bakalım. Aynı hırsla devam edersek o dönemdeki yansımaların son sınavı bu. Çok daha büyük skandallar ortaya çıkabilir. Çok daha büyük zararlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani taş atılıyorsa ekmek atıp sabırla beklemek gerekli. Çünkü kelimelerin esiri edilen kişilerin haklılığının ortaya çıkmasıyla itibar zedeleyici durumlar yaşanabilir. Ama buraya geldik, yayın yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Hür irademizle yapıyoruz, değil mi? Kimse bizi bir şeye mecbur kılmıyor. Hür iradeni ortaya koyup seçeceğin yolu iyi belirlemen gerekli. Hiç kimse için değil, başkalarının sevgisini, saygısını, onayını almak için değil. Kendimiz için bunu değerlendirmemiz gerekli. Hayat seçimlerden ibaret. Mesela bana da soruyorlar, gece hayatını çok sevmiyorum biliyorsun. İşim gereği katılmam gereken lansmanlar, dostlarım varsa gidiyorum. Bu benim tercihim. Kimi insan gece gezmeyi çok sevebilir. Biz bir kere insanları ötekileştirmeden Nisan sonuna kadar sen ondansın, ben bundanım, sen şöylesin, ben böyleyim diye suçlamadan kendi vicdan terazimize bakmamız lazım. Kendi eğrilerimizi ne kadar geliştirebildik? Biz hiç kimsenin yerine karar verme yetisine sahip değiliz. Bu günahkar, bu iyi insan, bu kötü insan neye göre? Bildiklerimizi bile ortaya koyarken üstü bunca hareket etmeliyiz. Allah'ın terazisi biz değiliz. Aynen öyle. Yani kim
kim iyi, kim kötü, o haklı, o haksız demek ya da bu kötü, bu iyi demek değil. Allah'ın terazisini biz bilemeyiz. Aynen öyle. Konuşurken şimdi aklıma geldi. Ben çok severim Fatih Sultan Mehmet'i. Son kitapta da çok feyiz aldım yazarken. Ona bir şikayet geliyor. Diyor ki kadının biri, sultanım oruç tutmayanlar var diyor. İşte onlara devlet tarafından yardım yapılıyor diyor. Duyuyor. Ben bir bu görüşmeyi seninle daha sonraki bir zaman diliminde yapacağım diyor. Kıyafet değiştirip halkın arasında geziyor. Bakıyor ki toplumu ayrıştırmışlar. Kadının karşısına gidiyor. Kulun kula soracağı sorular dışında Allah'ın kula soracağı soruları soramazsınız diyor. Namazın var mı, orucun var mı, hangi dine mensupsun gibi insanları ayrıştıramazsın diyor. Yüce Rabbin her ruh özel ve değerli yaratıldığının bilincine idrak edersek kimseyi biz yaptıklarından dolayı, ha bize yanlışlar yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yanlış yapmadın mı hiç? Yaptın. Hatasız Ama kul olmaz. hatasız kul olmaz. İnsanların ayıplarını, hatalarını, zayıf yönlerini gün yüzüne çıkartarak kimse zannetmesin ki yaptığım yanıma kar kaldı. Öfkenin ateşi mutlaka onu taşıyanı yakacaktır. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Bu ilke evrenin yasası. Bumerang dediğimiz bir ilke var, değil Evet. mi? Yaptığın her şeyle o veya bu şekilde yüzleşeceksin. Peki ben sormak istiyorum sana, bu dönemde neler yapıyorsun? Yeni projeler var mı? Yeni bir sürü Kimlerle proje çalışıyorsun? var. Benim kadrom aynı. Biz menajerlik olarak Deniz'teki İrem Derici, Simge'ye hizmet veriyoruz. Lerzan Mutlu'ya. PR olarak da Seda Sayan, Gülbergen, Demet Akalın beraber çalışıyoruz. Güzel gidiyor. Yeni albümler, yeni şarkılar çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. İşte yaz için çalışmalar başlıyor. Yeni işte görüşmeler yapıyorum. Bir ara bir eğitim için yurt dışına gideceğim. Bir ay eğitim alacağım yurt dışında. Ne üzerine? Bir pazarlama ve dijital pazarlama üzerine bir şey yapacağım. Çünkü artık zaman değişti. Bizim bildiğimiz her şey yeni kuşakta çöp olmaya başladı. Değil mi? Artık dijital bir pazarlama dönemi var. Onu yaşıyoruz. Onun için gidip dünyada neler oluyor, nasıl bir şeyler oluyor onları öğrenmek gerekiyor. Burada workshoplara gidiyorum ama biraz daha işin mutfağında, yurt dışında bunu görüp insanlar nasıl pazarlama tekniği yapıyorlar onları öğreneceğim. Peki şu dönemde müzik camiasında seni en çok mutlu eden ve en çok rahatsız eden şey nedir diye sorsam? Baktığın zaman şöyle bir şey, yenilikler beni çok mutlu ediyor. Genç nesil çok güzel şeyler yapıyor. Onları görmek beni umutlandırıyor. Baktığın zaman dijital dünyaya geçişten sonrasında CD satışı yok. Yeni yapılanma, yeni şeylerde işte mesela bir Kral TV'nin kapanması beni çok mutsuz etti. Çünkü baktığın zaman Türkiye'nin ilk mecrasıydı ve ben, şarkıcılar, müzisyenler o Kral TV sayesinde çok ekmek yedik ama onlar da yenileniyorlar. İşte dijital dünyaya yatırım yaptılar. Son 5 yıldır bunun için çok büyük bir yatırım yapıyorlardı. Şimdi dijital dünyada varlar ama yine de realde Kral TV'yi görmek, kliplerin orada yayınlanıyor olması, işte yönetmene, ışıkçıya, şarkıcıya, menajere, basın danışmanına bir ekmek kapısıydı. Şimdi yeni nesil teknolojiyle işte dijital dünyada yerlerini alacaklar. Buna bir alışmak ve zaman alacak ama yine başaracaklar. Dijital dünyadan kaçmak mümkün değil. Artık belli bir yaşın üstündeki büyüklerimiz bile sosyal Ağlarla. ağlarda televizyonunu oradan izliyor.
gazetesini oradan okuyor. Bir de Jüpiter yay burcunda. Jüpiter büyük iyilik, bolluk, bereket, zenginliklerle ilişkili ve yay burcunda yönetici. Ama Yükselenim. evet, bu olumlu enerjiyi getirirken basın, yayın ve iletişimle ilgili konular da Jüpiter'le ilişkili. Pek çok medya organının farklı şekilde boyut değiştirmesi, form değiştirmesi, kapanması, bu anlamda ani gelişen olayların olması aslında 2020'ye kadar devam edecek Jüpiter yay geçişinin ortaya koyduğu enerjiler. Fakat gökyüzünün mesajlarını doğru algılamamız lazım. Önüne gelen iki kitap okuyup kendi kendine astrolog unvanını bahşedenlerin elinden astrolojiyi kurtardığımız anda tarih boyunca liderlere, devletlere, bugün hala günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde astrolojinin nasıl kullanıldığını araştırırsak gökyüzü mesajlarını doğru alacağız. Mesela tutulmaların bir diğer yansıması da doğa olayları. Depremlerle sınandığımız bir süreçteyiz dünya ve ülkemiz açısından. Geçtiğimiz günlerde süper ay gerçekleşti. Ama tutulmaların yansımasıyla birlikte Bodrum sallanıyor, sulardan gelecek zararlar, doğu bölgemizde depremlerin olacağının mesajını anlamamız lazım. Jeoloji nasıl dünyayı baz alan bir bilimse, astroloji de fen bilimleri olan astronomiden faydalanan sosyal bir bilim dalı. Bunu değiştirebilmek, durdurabilmek mümkün mü Özgür? Değil. Mümkün. Ama tedbirleri arttırabiliriz. Ona göre insanları bilinçlendirebiliriz. Depremle nasıl geçinmemiz, bu süreci nasıl yönetmemiz gerektiğinde bilinçleniriz ve riskleri en aza indiririz. Biz bilmediğimiz konularda, bak ne diyorsun, gideceğim yerimde mutfağımda diyorsun, öğreneceğim. İşte yani Senelerdir basın danışmanı ve iletişim 27 danışmanısın. yıldır bu işi yapıyorum ama diyorum ya genç nesil ve işte teknoloji pazarlama şeyi günden güne değişiyor. Benim bildiğim bir sürü şey çöp. İşte Yani. ya bak burası, bu stüdyo, bu kanal nasıl yeniliğe ayak uyduruyorsa Evet. bambaşka bir mecra açıp hizmet veriyorsa Evet. biz de yeni şeyler yapıp buna ayak uydurmamız gerekiyor. Aslında işte bu düşünce çok önemli. Çünkü biz evet geleneklerimizle biz yapan bazı değerlerden asla uzaklaşmamamız lazım. Ama teknolojiyi nasıl ve ne şekilde kullanmamız gerektiğine de idrak etmek önemli. Değişmeyen tek şey değişim. Değişim. Ama kendimizi geliştirmek adına önyargıları bırakmak gerekli. Her meslekte bu böyle. Mesela ben iyi astroloğum hiçbir zaman demedim. Demeyeceğim de. Çünkü milyarlarca yıldız var. Tanımlanabilmiş, kullanabildiğimiz. Ben her pazar uzaktan eğitim programıyla, biliyorsun sen de bunu yakinen, Amerika'dan ders almaya devam ediyorum. İşte. Çok param olup da parayı boşa harcamak için değil. Sürekli yenilikleri öğrenip geliştirmek, bilgimi arttırmak ve işimi daha iyi yapabilmek için. Aynı sertifika programlarına kayıt oluyorum ve onları takip ediyorum. Neler yapılıyor, neler ediliyor. Yani öğrenmek işte yeniliği takip etmek. Artık düşünsene herkesin kendi mecrası var. Evet. Herkesin kendini ifade edebileceği bir alan var. YouTube kanalı var, Instagram hesabı var, Twitter'dan, işte Facebook'tan herkes bir şeyler kendilerine imkanlar yaratıyor. Bunların doğru pazarlama ve nerede, nasıl, kime hitap edeceğin kitleleri bilmek. Mesela bir zaman, Evet. eskiden böyle bir şey yoktu. Albüm çıkardı, Evet. televizyon programına giderdim. Belli programlar vardı. İşte atıyorum Hülya Avşar şova gitmek, İbrahim Tatlıses şova gitmek, Sabah Seda Sayan'a gitmek, şarkını patlatırdı. Bu üçünü yaptığından iş yürürdü. Belli gazetelere, belli röportajcılara röportaj verirdin. Senin gündemini belirlerdi. Artık böyle bir şey yok. Yok. İşte kendi mecranda yapacağın şeyler doğru yerde, doğru zamanda olmak gerekiyor. Bunları iyi planlamak gerekiyor. Geçmişte şöhret olmak daha kolaydı diyebilir miyiz senin bu söylemlerine? Şu anda şöhret olmak daha kolay. Daha kolay. Evet. Yani şöyle baktığın zaman işte her yerde her şekilde bir şey yaptığın zaman kendini gösterebiliyorsun. Ama eskiden kalıcı olmak, yaptığın işte kalıcı olabiliyordun. Şu anda artık öyle bir şey yok, kalıcı Şimdi değil. hem kalıcı olacaksın, kalıcı olduktan sonra o süreci koruyacaksın. Ha,
Hakikaten zor iş. Asya'nın bile kendi hesabı var. Gerçi çocuklarla ilgili ben özellikle söylüyorum. Bilgim dahilinde ve veli korumasıyla yapıyorum onu. Kendi mecrasında müziklerini çekiyor, klipler yapıyor. Kaç yaşında? 9'a girdi. Tamam. Sen ne zaman öğrendin bilgisayarla aran haşır neşir oldu? Tabii biz İşte belli bir yaşa baktığın zaman gelmiştik. Onlar Doğru. Teknoloji çağına doğdular. Teknoloji çocukları İşte onlar. Artık onlar buna yön verecekler. Düşünsene aramızda uçurumlar var. Var. Yani o şey yaparken benim yapamadıklarımı, telefonda kullanamadığım özellikleri Asya sen gene anlamazsın anne deyip elimden alıp yapıyor. İşte bak. Yani bunun için hızlı hızlı çağ adımlar ayak atmak, uydurmak adım atmak gerekti. Gerekiyor. Peki son 3 dakikaya girdik. Özgür Aras bir aşkın içerisinde, yeni projelerin içerisinde 2019'dan beklentini ne diyerek programı tamamlamak sağlık istiyorum. Sağlık diliyorum ben. En önemli şey. Hı-hı. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Olmaz. Allah herkesin kalbine iyilik versin. Amin. Dediğim gibi biraz önce iyilik bütün kapıları açar. Ben üretmeye, meşgul olmaya ve ben meşgul oldukça meşgul etmeye de devam edeceğim. Güzellikler seninle olsun. Amin, Yayının hepimizle. Başında boks maçı tarihini de en kısa zamanda bekliyorum. Şampiyon belli, ikinci kim? Büyük konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. Ona maçta yaşayacaklarımızla neticeyi deneyimleyerek göreceğiz. Tamam. İyi ki geldin, şeref verdin. O şeref bana ait, teşekkür ederim. Gökyüzünün tüm güzellikleri tüm iyi insanlarla birlikte olsun. Amin, hep beraber. Haftaya aynı saatte farklı konu ve konuklarımızla görüşmek üzere.